Avrupa Birliği Maliye Bakanları geçtiğimiz hafta bütçe açığı nedeniyle ekonomik krizin pençesinde olan Yunanistan'a yardım eli uzatacaklarını açıklamışlardı. Ancak şimdi bu yardımın koşulları sertleşiyor. Brüksel Atina'ya ya daha fazla kesinti yapacaksın ya da yaptırımlarla karşılaşacaksın diyor. Ancak Yunanistan'ı yalnız bırakmayacaklarının da altını çiziyor. Yunanistan'daki kriz nedeniyle euro son 9 ayın en düşük seviyelerine gerilemiş durumda. Ülke genelinde de grevler ve protestolarla karamsar bir hava hakim. Başkent Atina'dan Selanik'e giden otoyol traktörlerle tıkanmış durumda. Yunanistan'da bunun gibi 30 otoyol daha tıkalı. Balkanlarla ticaret felce uğramış halde. Peki düşman kim? Ahtapotlar, yolsuz siyasetçiler, Amerika, İngiltere diyor bu çiftçi. Buradaki çiftçiler pamuk, mısır, meyve ve sebze yetiştiriyor. Ancak Avrupa Birliği'nin teşvikleri halen ellerine geçmemiş. Ve hükümetin elinde de zararlarını tazmin edecek para yok. Sosyal Demokrat PASOK 2 ayında iktidara döndüğünde Yunanistan için yeni bir başlangıç vaadinde bulunmuşlardı. Ancak kısa süre sonra bir önceki hükümetin nedense farkına varamadığı büyük bir bütçe açığı olduğunu açıklamak zorunda kaldılar. 2009 bütçe açığının Nisan ayında %3,7 seviyesinde olduğu açıklanmıştı. Ancak Ekim'de bu oranın aslında %12,5 olduğu belirtildi. Avrupa Komisyonu da hazırladığı bir raporda Yunanistan'da ciddi usulsüzlükler görüldüğünü ifade etti. Bu usulsüzlükler arasında yanlış veriler ve muhasebe kurallarına riayet etmemekte bulunuyordu. Bu raporun açıklanmasından sonra Yunanistan'daki kamu borcu krizi tırmanarak katlandı ve Euro bölgesinin güvenilirliği ile ilgili bir krize dönüştü. Yunanistan ekonomisi tarım, turizm ve deniz nakliyatına dayalı. Zaten bu sayede mali krizden korunmuştu. Ancak şimdi reel ekonomide bir daralma söz konusu ve kemer sıkma politikaları uygulayacağını söyleyen hükümete karşı öfke var. Hükümetin planlarına taş koyacak tek kesim örgütlü işçiler olabilir. Bunlar Yunanistan'ın en büyük limanında çalışanlar. Liman özelleştirilmiş, 200 kişi işten çıkarılmış. Yeni hükümet limanı kamulaştırma sözü vermiş. Panoda asılı duran gazeteler amaçlarını açıklıyor. İşçiler ayaklanacak. Peki bu mümkün mü? Look, we had a social explosion last December. Actually, I would wish to have a social explosion. Aralık 2008'de bir sosyal patlama yaşamıştık. Şimdi de bir patlama olsun isterdim. Bu binanın temellerinden sarsılması için. Maaşının önemli bir bölümü kesilen birinin ayakta kalması hiç de kolay değil. Yunanistan'daki ailelerin üçte biri elektrik, su faturalarını ödeyemiyor. Ve kaçınılmaz sonuç, protesto gösterileri ard arda. Geçtiğimiz hafta kamu çalışanları greve gittiler, greve öğrenciler, sol görüşlü gruplar ve taksi şoförleri de destek verdi. Aralık 2008'de polisin bir öğrenciyi öldürmesi üzerine Yunanlı gençler günlerce protesto gösterisi yapmışlardı. Şimdi de benzeri olaylar yaşanabilir mi? Belli iddialarınız olmalı. Bir şeyler talep etmelisiniz. Aralık 2008'de eksik olan tek şey bu hareketin belli bir talebinin olmamasıydı. Ama şimdi bir talep var. Kemer sıkmaktan vazgeçilmesi isteniyor. Yunan ekonomisi kısa süre öncesine kadar ciddi bir büyüme içindeydi. Büyüme sokakta da hissediliyordu. Atina'nın görüntüsü değişmişti. Ama tüketim büyük oranda vergi kaçakçılığının ürünüydü. Yunanistan vergi kaçakçılığında Avrupa birincisi. Kayıt dışı ekonomi milli gelirin %25'i düzeyinde. Ekonomistler toplanmayan vergilerin tutarının her yıl 15 milyar euro civarında olduğunu düşünüyor. Ve bu vergiler toplanabilse bütçe açığı da kapanmış olacak diyorlar. Bir önceki hükümet ise bu noktaya gelinmesinde sorumluluğun kendilerine ait olmadığını savunuyor. Benim bakanlığım sırasında bütçe açığı 2004 yılındaki %8 seviyesinden 2006'daki %3 seviyelerine indi. Oranlar krizin başladığı 2008 yılından itibaren yükselmeye başladı. Euro'nun içinde bulunduğu durumdan kendimi sorumlu tutmuyorum. Ama Yunanistan krizin en ağır etkilediği ülkelerden biri ve büyük dış borcu nedeniyle Euro'ya saldırmak isteyenlerin hedef tahtası haline gelmiş durumda.
Avrupa Birliği ile varılan anlaşma Yunanistan'a zaman kazandırmış gibi görünüyor. Ancak bunun bedeli kemerlerin daha da sıkılması olacak. Yunanlılar ya protesto edecek ya da yüksek vergi, düşük maaş arasında bir seçim yapmak zorunda kalacak. Bizden istenen her şeyi kuruşu kuruşuna ödedik. Şimdi bazıları vergilerini kaçırdıysa devletin bununla ilgili bir şey yapması gerek. İşleri bu. Ama aslında devlet hırsızın önde gideni. Yunan halkının umudu her zaman hükümettedir. Hangi parti iktidarda olursa olsun. Eğer hiçbir çözüm bulunamazsa bizi çok zor günler bekliyor demektir. Halk ülkeye yardım etmek için ikramiyelerinde ve maaşlarında kesinti yapılmasını bile kabul etti. Yunanistan kasabalarında bugünkü kaygılar geçmişte yaşanan diktatörlük iç savaş günleriyle kıyaslanıyor. Yaşlılar kuşkusuz yoksulluktan çok daha kötü günler de görmüştü. Gençlerse sadece ekonomik patlama dönemini, daha çok tüketim vaatlerini biliyor. Ve krizle birlikte euro hayalleri de bu topraklarda artık anlamını kaybediyor.